İşten çıktıktan sonra eve gidiyorum, hemen kıyafetlerimi değişiyorum. Çünkü yağlı böyle kirli besinlerle uğraştığım için bazen çöp karıştırdığım bile oluyor. Kıyafetlerimi değiştirdikten sonra yemek toplamaya başlıyorum. Günlük yemek en az bir 70 kilo falan toplamam lazım ki yeterli olsun. Yetmediği zamanlarda da kuru mama takviye ediyorum. Yemek toplamam bazen 2 saati buluyor. Topladıktan sonra dağıtıma çıkıyorum. Bazen 8.30'da, bazen 9.30, 10.30 olduğu da oluyor. Eve tekrar dönüyorum. Çünkü bazılarını bulamıyorum. Hasta olanlar oluyor. Onlarla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Derken yani günlük rutin 4-5 saat, en az 5 saatim böyle geçiyor benim. Bu iş, paça işkembe yapan yerler var, şirketler var. Onların kırpıklarından topluyorum. Kışın değil ama yazın tavukçulardan da kemik aldığım oluyor. Bazı yemekhane artıklarını alabiliyorum. Benim saydığım geçen gün 16 noktam var. 30'a yakın kedi var. 70 tane köpek var. Kışa hazırlanırken birçoğuna da yuva yaptım ben onların. Hasta olanlar varsa onları, benim yapabileceğim bir şey varsa tedavisine ben kendim başlıyorum bildiğim bir şey olduğunda. Yaklaşık 20 senedir bu söylediğim şeyleri yapıyorum aşağı yukarı. Ben onları kornaya, arabanın kornasına alıştırdım. Korna olmasa bile uzaktan arabanın sesini duyar duymaz koşmaya başlıyorlar. Bazen bana diyorlar yani her gün niye veriyorsun diye. Yani birkaç günde beslemesen olmaz mı? Ben diyorum biz 3 öğün yemek yiyoruz. Bir öğünü atladığımız zaman dayanamıyoruz yani. Onlar sadece günde bir defa yiyorlar. Yemek bulamadığım zamanlar oluyor, olmuyor değil ama mutlaka gidiyorum. Onlar için en azından midelerine girebilecek bir iki lokmayı ayarlamaya çalışıyorum.